ya? Burası çok özür dileriz. Hemen değiştiriyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Kusura bakmayın efendim. Hadi. Ya çok kötü. Evet, çok kötü. Gelmez mi? Başka bir yere evet. Çıkalım. Öğrenmeyecektim. Teşekkür ederiz. Prensesimiz teşrif edebilmiş sonunda ya. Hı? Neredesin sen? Yarattığın eseri görmekten mi kaçıyorsun? Bir şeyden kaçtım yok Şebnem. Birkaç şefle görüştüm. Fırat'ı yani gözden çıkardık şu an. Harika. Tat almayan bir şefle ne kadar daha devam edebilirdim Şebnem? İyileşmesini bekleyebilirdik. Sen ne iyileşmesinden bahsediyorsun? Doktoru da tedaviyi de kabul etmiyor. Nereden biliyorsun? Konuştun mu? Konuştum. Nasıl? Ne zaman? Dün gece. Geç kalmışsın Nazcığım. Onu bütün herkese rezil ettikten 17 saniye sonra falan yapman gerekiyordu. Gerçekten bu adam kaosun kokusunu alıyor ya. Başka açıklaması yok. Nasılsın Naz? Müsaitsen biraz konuşalım mı? Şu an pek uygun bir zaman değil Taylan. Kriz halindeyiz. Lütfen. Fazla vaktini almayacağım. İşle ilgili. Tamam. Terasa geçelim. Yüzsüze bak ya. Burnumuzun dibine kadar gelip dükkan açtı. Niye şaşırdın oğlum sen? Adamın ayağına kadar gidip para istemişsin. O da yüz buldu tabii. Söz vermişti bana. Oğlum sen o adamın sözüne inandın mı gerçekten? Bana ne sözler vermişti zamanında. Neyse şimdi tamam olan oldu artık. Bu da şey değil yani dükkan falan da umurumda değil benim yani. Biz seni doktora götürmemiz lazım hemen. Benim umurumda. Bunca yılın emeği var. Ne yapacağız? Yedirecek miyiz o herife? Vallahi yemişler işte. Bizim özel tarifimizi de almışlar. Resmen dükkanımızın özgünlüğünün üstüne gölge düşürdüler. Hadi onlar almışlar. Ya bizim bu mahallelinin üstünde hiç mi yani hakkımız yokmuş ya? Ablam. Ne diyorum sana? Resmen intikam alır gibi fiyatlarını bizimkilerin altına çekmişler. Hayır bu sabotaj değil de ne acaba şimdi? Ay pardon canım. Gülendam doğru söylüyor. Bizim yeni bir tarif yaratmamız lazım. Kim? Ben mi dedim? Öyle bir tarif yaratacağız ki bütün millet üç öğün onu yemek isteyecek. Onu da çalacak değiller ya. Evet, evet. Ben de tam olarak böyle dedim. Oğlum iyi de yani kolay mı onu yaratmak? Yani sonuçta bu tarif bizim ailemizin yıllarca yani geleneğiyle, tecrübesiyle oluşturduğu bir sır. Yani nasıl yapacağız onu yani? Hadi sen iyi olsan neyse. Ben en az benim kadar iyi olan birisini tanıyorum. Kim? Ben mi? Yani anlayacağın, ben bu program serisini aynı kalitede sürdürmek istiyorum. Diyorum ki Fırat Şef'i konuk alayım. Tabii önce seninle konuşmak isterim. Fırat bunu asla kabul etmez. Nazcığım, eğer destek olursan aramızdaki gerilimi sonlandırabiliriz. Bakma bana öyle. Yani bütün kırgınlıkları kapatıp yepyeni bir sayfa açmaya çalışıyorum. Yine de bence iyi bir fikir değil. Ben yine de konuşayım Fırat'la. Gerek yok. Zaten Fırat şu an izinli. O zaman sen bana yardımcı ol. Tatlılarının güzelliğini bilmeyen yok. Eminim tatlı yaparken anlatacağım bir aşk tarifinde vardır. Uygun bir zaman değil bence Taylan. Naz, lütfen. Senden rica ediyorum. O kadar hukukumuz var sonuçta. Kırma beni. Lütfen. Biraz kimyo.
biraz yeni bahar. Şimdi yemeğin sırrı tadından öte ölçüsündedir. Hani öyle ölçü, hani çay kaşığıyla, tatlı kaşığıyla olmaz. İnsanın içinden gelir. Hani derler ya, insanın elinin tadı vardır diye. İşte o insanın içinden geçip gelendir. Ablam, aslında ben de evde tam olarak böyle yapıyorum, biliyor musun? Oğlum, şu bakır tası ver bakayım sen bana. Şimdi bunları güzelce bunun içine boşaltacağız. Şimdi bunlar ateşte böyle iyice yağlarını, kokularını bırakacak. Şimdi asıl sırlarım burada. Şimdi biraz havlayacağım. Biraz zencefil. Olmazsa olmazı bizim oranın safranı. Ama azıcık. Şimdi bunlar bir de böyle etle ve taze sebzelerle karıştırlar mı? Asıl mucize orada ortaya çıkacak. Bence aşkın tatlı yüzünü görebilmek için mantığınızla duygularınızı harmanlamalısınız. Yoksa sonuçlara çok acı olabilir. Çünkü aşk ve yemek birbirine benzer. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Başlamadan önce fırınınızı 170 derecede, yani makul olan sıcaklıkta ısıtın ki heyecanınız aklınızı başınızdan alıp gitmesin. Öncelikle tatlımızın ateşini temsil eden karamelle başlamamız gerekir. Bu ilk bakışta uyanan, her aşkın tetikleyicisi olan heyecan ve tutkunun yangısıdır. Ancak onu da ölçülü kaynatmak gerekir ki kusursuz aroması acılaşmasın. Bunu hazır olduğunda ilişkimizin yuvası olan kutulara boşaltın. Sonra aşkınızın temelini ve bağlayıcılığını oluşturan yumurtaları kasenize kırın. Baz olarak aldığınız güvenin üstüne birlikte geçirdiğiniz keyifli vakitleri ve keşifleri temsil eden şeker ekleyin. İyice karıştırın ki birlikte dans edebilsinler ilişkinizin içinde. Artık ilişkinizin temel ikilisini hallettiğinize göre sürprizlerle dolu jestleri, yani vanilyayı katmakta ve diğerleriyle özdeş hale getirmekte bir sakınca yok. Ailelerin, arkadaşların, kariyerlerin akışkanlığını da kattığımız zaman artık bir çift olarak aşkınızın tam bir hayat havuzunda yüzmeye başladığını göreceksiniz.
Kızımızı biraz bekledikten sonra buzdolabında soğumaya bırakacağız ki tüm üyeler birbirinin içine geçsin ve aşkınız kusursuz olsun. İşte gördüğünüz gibi krem karamel hatayı asla affetmiyor. Aşkın affetmediği gibi. Kestik. İyi misin? Taylan, çok özür dilerim. Hadi. Hemen haberi sosyal medyadan yay. Kimse de bizden çıktığını bilmesin. Çabuk. Çabuk. Hava alın biraz. Madem bu kimsede olmayan orijinal bir lezzet, buna bizim isim bulmamız şart. İsim bulmamız lazım ya. Tamam. Ablam buldum. İsmi Nadide-i Endam. Çok mu narsist mi oldu? Tamam. O zaman şey. Nadide-i Antep. Yok. Yok. Şovenist oldu değil mi? Buldum. Tamam. Bu çok iyi. Nadide-i Keşni. Şu nadide kelimesini hayatımızdan çıkarsak mı? Çok zorlama oluyor da. Keşni iyi ama değil mi? O zaman Keşni Naz. Buldum. Keşni Naz. Gülendam. Vallahi Gül'ü ben beğendim. Helal olsun sana. Olur. Adını ben koydum. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ya sen nasıl bir kadınsın? Çok güzel olmuş. Şifa olsun. Yalnız ben bunu hepsini yiyorum. Ye ye. Yedim. Ha. Hepsini ağzına aç. Kolun da kırık zaten. Arkadaşlar şuna bakın. Ay hiç sorma ya. Yani ben de çok fena haldeyim. Burayı görmen lazım. Ben gerçekten bak Fırat'sız bir hiç olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. Şebnem Hanım. Bunu gördünüz mü? Ne? Erkin, Fırat nerede? Yanında mı? Ne oldu ki? Burada. Sultan ablayla barıştılar. Merak etme, biz yanındayız. Tamam, sakın yanından ayrılmayın. Ha bir de asla sosyal medyaya girmesine şu an izin vermeyin, tamam mı? Şemden, neler oluyor? Bana da bir anlatsan. Hastalığıyla ilgili haber her yerde şu an. Ne? Ne? Bu akşam görüşebiliyor muyuz? Ya çok sevindim ya. Çok sevindim. Tamam canım benim. Ben o zaman ararım daha sonra seni. Hadi önce sen kapat. Tamam. Ay. Hep ağrıdı kolum ya. Ben az oturayım. Oy. Hep ağrıdı. Ay ay ay. Ay. Ay.
yıllık tecrübeyle neyin şefliğine başvuruyorsun acaba? Efendim baba. Kızım bu sosyal medyada Fırat'la ilgili çıkan haberler neyin nesi? Doğru mu bunlar? Ne haberi? Kızım görmedin mi? Ben bile gördüm. Her yerde çıkmış. Peki senin bundan haberin var mıydı? Akşam bahsettiğin bu muydu? Buna sen mi sebep oldun? Baba ben şimdi konuşamıyorum. Kapatmam lazım. Burası çok feci durumda. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. Gördün mü haberleri? Şimdi babam söyleyince gördüm. Ya nereden öğrenmiş olabilirler? Restoranın dışında kimse bilmiyordu ki. Kim söyledi? Bilmiyorum. Eh be Naz ya. Ya ben böyle kimseye söylemeyeyim diye sana kaç kere söyledim. Kimseye güven olmuyor işte, görüyorsun. Biz nasıl çıkacağız şimdi bu işin içinden? Daha da önemlisi Fırat'a bu durumu nasıl açıklayacağız? Çeşni Naz alana ayran bedava mı desin? Allah Allah, benim telefonum biraz önce buradaydı ya. Kuş olup uçmadı ya herhalde. Gülin, benim telefonumu gördün mü? Fırat, ayran mı şalgam mı daha ucuza geliyor bize? Ayran. Hı, iyi. Telefonumu gördün mü Gülin? Ay ben telefon falan görmedim. Dükkanımızın dolup taşan hallerinin hayalini görüyorum ben. Sultan ablam. Ben şimdi diyorum ki bir çıkayım mahalleyi dolaşayım. Door to door gezip Çeşni Naz'ın reklamını yapayım. Hem var ya bir de açılış patlattık mı ha, tanıtım için inişte çatlar da patlar. Paralar da taşıyız zaten bizden Gülendam. Yorma beni Allah aşkına ya. Hiç sen de Sevi gibi ne yapacaksan yap Allah aşkına. Aman. Oğlum çocuk mu lan bu adam? Ha? Ne zamana kadar saklayacağız telefonunu herif? Başkasından duyacağına bizden duysun ya. Öyle daha çok yakılır. Oğlum saçmalama. Adam daha durumuna yeni yeni alışıyor. Bir de kalkıp dünya alem tat alamadığını öğren dersek iyice yıkılacak. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Belki biraz daha sindirir. Ay eyvahlar olsun. Duydu mu şimdi cümle alem? Bak. Gülü ya. Ha? Yok bir şey. Nereden duymuşlar? Sus artık, sus. Kurban olayım, sus. Sus! Teyzem, ben çıkıyorum. Bir de gideyim eve bakayım, telefon orada mı diye. Oğlum dur. Önce bana bir söz vermeni isteyeyim. O Serdal denen adamla uğraşmayacaksın. Anladın mı? Biz burada kendi yağımızla kavrulacağız. Senin şu hastalığına da bir çare bulacağız, tamam mı? Beni dinle. O adamla işimiz yok bizim. Onu Allah'a havale edeceğiz. Tamam mı? Tamam değil. O adam seni üzecek. Bırak üzmeyi. En ufak canını yakacak bir şey olsun ben durmam. Herkes de bunu böyle bilsin, sen de bunu böyle bil. Oğlum, birinin seni üzebilmesi için ona değer veriyor olman lazım. O adam beni üzemez ki. Ben çıkıyorum. Ne işin var senin burada? Sakin ol. Tatsızlık çıkarmak için gelmedim. Sultan Hanım'a teşekkür etmek için buradayım. Ne teşekkürü ya? Neden bahsediyorsun sen? Sultan Hanım. Yaptığımız program çok beğenildi. Sayenizde kanalla sözleşmeyi imzaladık. Çok teşekkürler. Teyze ne programdan bahsediyor bu? Oğlum biz sana söyledik ya. Sen de çok iyi fikir yapın bence dedin. Ben? Evet. Eğer dilerseniz bir iki bölüm daha sizle çekmek isterim. Yok teşekkürler Taylan Bey. Bize bu kadarı kâfi, sağ olun. Üzüldüm. İkimiz için de çok faydalı olabilirdi. Neyse, sağlık olsun. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Ha, bu arada senin için sahiden üzüldüm. Her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da bir insanın hastalığından mutluluk duyacak biri değilim. Çok geçmiş olsun. Ne demek geçmiş olsun?
tad alma duyunu kaybetmişsin. Senin için korkunç bir şey olmalı. Sen... Kim söyledi sana, Naz mı? Yok. Senin haberin yok mu? Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir sade kahve alayım lütfen. Hemen. Çok kalmayacağım. Afiyet olsun efendim, iyi günler. 50. Anneme yalan söyledim dükkandan çıkmak için. Eğer onlarla konuşursak... Bora, bak. Şu aralar ailemle çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bir süre ayrı kalsak hepimiz için daha iyi olacak. Bak, bunları daha önce de konuştuk. Sorun abimse ben gider senin abinle konuşurum. Ya benden dinlerse daha farklı bakabilir bana. Hayır, sakın. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Abim zaten şu an çok zor bir durumda. Ben... Neyse ya. Hoşça kal. Sevi. Bunların hepsi bahane. Beni eğer gerçekten sevseydin tüm o engelleri aşmaya çalışırdın. Haklısın ya. En iyisi ayrılalım. Çabuk gel dedi. Fırat'a bir şey mi oldu? Daha ne olsun Mirza? Oğlanın haberi tıklanma rekorları kırmış neredeyse. Neyse. Biz işimize bakalım. Bütün gün düşündüm. Fırat'ın hayatındaki streslerden birini ortadan kaldıracağız ki daha çabuk iyileşsin. He. Naz'ı mı ortadan kaldıracağız? Ona benim bile gücüm yetmez. Hedefimiz bir başkası. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hazım Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun lütfen, buyurun. Sağ olun. Hayırdır inşallah. Yeni bir bela yok değil mi başımızda? Yok yok, hiç merak etmeyin. Ama haklısınız. Ben son günlerde size hep felaket tellal oldum değil mi? Ay yok canım, estağfurullah. Ben öyle demek istemedim de. Buyurun oturun lütfen. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz? Gerçi ben bu akşam çay demlemedim ama hemen demlerim. Yok, gerek yok, hiç zahmet etmeyin, ne olur. Ben sadece öyle uğramak istedim. Ha. Siz Fırat'ın durumunu öğrendiniz herhalde değil mi? Gerçekten çok üzgünüm. Yani bizzat kendim gelip geçmiş olsun demek istedim. Eksik olmayın, sağ olun. Bir şekilde Naz'ın da olaylara dahil olduğunu duyunca üzüntüm daha da arttı. Biliyorum, ona kızgınsınız ama haklısınız da. Sultan Hanım, bana göre onların arasında yaşanan her şeyin ama her şeyin tek sebebi aşk. Ama onlarınki insanı kestirilemez yollara sokacak cinsten. Bir meczirin içinde gibi. Bazen gürültülü. Bazen de suskun. İyi akşamlar.
Sen hangi cesaretle benim evime gelirsin ha? Kusura bakma Sultan, rahatsız ettim. Kızımı görmeye geldim. Hayır efendim, göremezsin. İzin vermeyeyim. Sevi artık çocuk değil Sultan. Ve ben babasıyım. O kadar hakkım yok mu? Yok. Sen o hakkını yıllar önce kaybettin. Konuları yabancıların önünde konuşmayalım istersen. Kazım Bey yabancı değil. Burada bir yabancı varsa o da sensin. Ben seni daha yeni uyarmadım be. Oğlum. Burada ne işin var senin? Oğlum. He? Fırat, aha. Fırat oğlum. Oğlum, Sevi'yi görmeye gelmiş. Peki Sevi buna ne diyor? Ben üstüme bir şey alıp geleyim. Fırat, büyük geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Yeğenim, bir şey lazım olursa ben buradayım. Baba, ben hazırım. İyi akşamlar. Anne, çok geç kalmayız. Benim asıl geliş sebebim çok yakın bir hastane sahibi dostumun tavsiyesi. Çabucak iyileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Hazım Bey, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kusura bakmayın, yani gecenin sonu böyle oldu. Rica ederim, rica ederim. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Akşamlar. Ya baba, akşamın bir vakti çat kapı eve gelmek nereden çıktı? Beni ne kadar zor bir duruma düşeceğini hiç düşünmedin mi? Zaten annem nasıl karşı çıkmadı onu da anlamadım. Sen daha anneni tanıyamamışsın kızım. Hem biz baba kız değil miyiz? Ne var bunda? Ailesine ihanet eden bir babanın kızıyım ben baba. Bunu sordum. O Hazım Bey de sürekli annenin etrafında pervane. Hayır yani, Nazlı Fırat da ayrılmış. Ne diye görüşüyorlar anlamıyorum. Baba. Kusura bakma ama annemin hayatıyla ilgili bir soru sormaya hakkın yok senin. Ne olursa olsun sen benim babamsın. Ama annemin kocası değilsin artık. O yüzden lütfen annemi üzecek ya da huzurumuzu kaçıracak bir şey yapma. Olur mu? Hayır kızım, benim böyle bir amacım yok ki. Amacın ne peki baba? Bak Sevi, sana bunun gerçek nedenini söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Bana bu konuda söz vermeni istiyorum. Açmışsın. Öldün meraktan. Sevi, ne oldu sana? Ha? Baban canını sıkacak bir şey mi söyledi? Ha? Bir şey mi söyledi? Ne oldu? O şeytan ne dedi sana? Bir şey demedi annem. Hatta ben söyledim bizden uzak dur diye. E ne dedi peki? Kalacak mıymış, gidecek miymiş? Ne dedi? Gidecekmiş. Fazla kalmayacakmış. Ne diye gelmiş de huzurumuzu kaçırmış o zaman? Boyu devrilesici.
Naz'a aşık Fırat yok. Sen o Fırat'ın kalbini bile bile her gün yaktın. Defalarca öldürdün. Ama artık bitti. Şimdi sıra bende. Sen canın acımadan durmayacaksın. Evet, Naz söyle. Canının yanmasına hazır ol. Benim çok işim var, çıkıyorum. Abi. Vildanlar Fransa için haber bekliyor. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz değil mi? Çıkmam için bir sebep daha.